Ciao tutti. Ne haber? Buongiorno. Bugün kamerayı size bambaşka bir yerden açtım. Ankara'dayız. Ankara'ya dün geldik ama dün başlatamadım vlog çünkü evden acele çıkmam gerekiyordu. Yolda da çekim yapamadım. Çünkü ben ışınlanarak geliyorum bir yerlere. Yani şöyle, eğer arabayı ben kullanmıyorsam arabaya bindiğim saniye uyurum. Gidecek olduğum şehre vardığımızda uyanırım. Böyle bir yapım vardır. O yüzden dün böyle uykulu gözlerle falan da açmak istemedim. Şimdi kahvaltıdan sonra enerjimi depoladım ve dedim ki artık açabilirim kamerayı. Ankara'ya niçin geldik? Turne için geldik. Pandemide Aşk Oyunu'nun turnesi için geldik. Yine ekiple birlikteyiz. Birazdan onların yanına geçeceğim. Böyle bir açılışı baş başa yapayım istedim. Ondan sonra artık onların da enerjisini bu videoya dahil edeceğim. Biraz heyecanlıyız. Pandemide Aşk Oyunu'nun ilk turnesine çıkıyoruz. Belli olmaz. Belki ilerleyen zamanlarda sizin şehrinize de gelebiliriz. Bilemiyorum. Siz İstanbul'da değilseniz biz sizin ayağınıza da geliyoruz. Overlock makinesi gibiyiz. Ayağınıza geliyoruz biz. Biz buraya 2 günlüğüne geldik. Yarın Allah isterse döneceğiz. Biri bana seslendi sandım. Kız ben gayipten sesler mi duyuyorum? Ne oluyor? Böyle korku filmlerinin geçtiği göl evlerine falan da benziyor ya burası. Haftaya diğer oyunlarımız da var. O yüzden hasta olmamam gereken bir dönemdeyim. Hasta olmamak için gerekli enerjiyi aldım, kabul ettim. 520-777, 0538-865. Biz şimdi salona geldik. Size birazdan buraya gezdireceğim. Ya o kadar tatlı ki resmen çocukluğuma döndüm. Çünkü burası bir anaokulunun tiyatro sahnesi. Ben sürekli şey diyorum. Anne beni bu okula kaydettirebilir miyiz? Ben bu dönem burada okuyabilir miyim falan diye. Ay çok sevimli. Bakın şu Tiger'a. Bakın 5 yaş grubu makarnaları. Annem sizin makarnalarınızı yedim be. Ne yapmış bunlar makarnalardan? Her şey minik minik, tamam mı? Her şeyin size'ı küçücük küçücük. Şimdi göstereceğim zaten size. İçeriye gideyim, bu kurulum falan halledelim. Sonra konuşacağız zaten. Çok tatlı bir şey. Ben bunun içine binmek istiyorum. Allah'ım sahnenin ismine bakın. Minik Yıldızlar sahnesi. Girelim bakalım Minik Yıldızlar sahnesine. Kolay gelsin. Şimdi biraz. Biraz yardım edeyim. Şu işleri falan halledim. Yavuz şu kaydıraktan kayalım mı? Baksana. Çok kayacaksan çekeyim seni. Tamam, birazdan olabilir. Ben böyle oynayabilir miyim biraz oyuna kadar bunlarla? Çok sevdim, çok. Kendi okuluma benzettim buraya, yani kendi anaokuluma benzettim. Tantan Nifa, yıllar yıllar öncesinin. Minik minik, mavili pembeli masacıklar. Ben her gördüğüm şeye şaşıracağım şimdi. Çünkü böyle çocuklarla ilgili olan şeyler benim hep ilgimi çeker. Bir de deminden beri ne söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi sonuçta burada hep çocuklar var ya, onların enerjisi, onların... tılsımı, efendime söyleyeyim böyle onların hayal gücü, onların masumluğu. Diyorum ki böyle hissedebiliyor musunuz? Çocukların o enerjisini hissedebiliyor musunuz falan diyorum. Çünkü bana böyle geliyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama böyle filmlerde falan da olur ya. Özellikle korku filmlerinde olur ama böyle. Bir evde dönen enerjiyi hissedersiniz. Ve ben hissediyorum. Onların sevimliliği, tatlılığı. Obur Şirin de buradaymış. Obur Şirin derken kendimden bahsetmiyorum bu arada. Dekor kuruldu. Şimdi ışığı hallediyoruz. Hocam bir merhaba deyin. Merhabalar. Merhaba. Begüm'cüğüm bir merhaba de. Hello. Merhaba yalnız. Anaokul turuma hoş geldiniz. Ay burada nasıl zıpırlar oynuyorlardır şimdi. Tamir atölyesi yapmışlar. Öleceğim ben ya. Çamaşır atölyesi. Ay küçük küçük çamaşır makineleri var. Ben yerim sizi ya. Bu da mutfak mı? Refrigeratorlar, bilmem work table'lar. Çok tatlı ya. Böyle trencikler yapmışlar. Ben şöyle mutfakçıklara bayılıyorum. Yani şu an bugün bu benim evimde olsa ben yine mutlu olurum. Baksanıza bak şu dolap açılıyor, kapanıyor. Efendime söyleyeyim. Bu çamaşır bulaşık makinesi mi? Bunlar ne? Kendi anaokulumun ilk günü geldi aklıma. Annemler beni çağa götürmüşlerdi. Orada o kadar güzel oyuncaklar, o kadar eğlenceli şeyler vardı ki. Annemler diyor ki kızım ya alıştın mı, gidelim mi, gitmemizi mi istiyorsun falan. Ben böyle okey ya gidebilirsiniz siz, benim için sıkıntı yok diye. Ben orada tabii oyunlar oynamıştım, eğlenceli vakit geçirmiştim. Anaokulumun ilk gününde ağlamayan Yusra lisenin ilk gününde ağlamıştı biliyor musunuz? Ben niye buraya geldim, ben niye bu lisede okuyorum falan diye düşünün yani. Benim de gençlik travmam bu şekilde geçmişti. Şimdi ben bir de
İçeriği göstereceğim size. Böyle mimari olarak, iç mekan tasarımı olarak daha hoşuma giden şeyler var. Engelsiz tasarımla alakalı olan şeyler de var hoşuma giden. Size biraz onlardan da bahsedeyim. Anne, beni buraya yazdıramaz mıyız ya? Böyle bir iki ay bir heves alsam ben, sonra tamam kapatsam konuyu. Anaokul turuma hoş geldin. Anaokul turuna bayılıyorum. Şimdi içeriye girdim. Üst kata çıktım. Açık olmayan hiçbir kapıyı açmayacağım. Hiçbir yere girmeyeceğim. Ama açık olan yerler var. Onları gösterebilirim. Mesela şuna bakar mısınız? Burası Jüpiter'miş. Süngerlere bakın, dikiş makinelerine. Bakalım içeride neler var. İçeriye falan da tabii ki adımımı atmıyorum. Çünkü içeride halı flexler var. Tabii ki oralara girmiyorum ama açık olan kapılara bakıyorum dışarıda. Burada trafik ışıkları bile var. İngilizce sınıfıymış orası. Fen ve doğa, gözlem. Ya resmen English workshop. Resmen kendi çocukluğuma döndüm yalnız. Ha, şuradan aşağıya mutfağa doğru iniş var. Mimarisini tabii ki çözdüm ben hemen. Buraya geldiğimizde merdivenin başında bu şekilde bir bariyer var. Çocuklar için bir engel oluştursun ve aşağı düşmesinler diye. Minik minik ayaklar çizmişler ve bu handrail'ların boyutları tamamen çocukların boylarına göre. Minik minik. Minik tatlı küpeştecikler. Burada şöyle bir yemek alanı var. Çok tatlı. Burada yine çocuklar kafalarını falan çarpmasınlar diye çok güzel düşünülmüş böyle yumuşak bir kaplama var. Burada fiziksel bir engelle karşılaşıyoruz. Kimse geçmesin diye ama biz geçtik. Şurada mutfak. Demin zaten burada çekim yaptım size. Burada beni en çok etkileyen şey ne oldu biliyor musunuz? Şu Tazmanya canavarı ve bunun adı Bugs Bunny'di değil mi? En güzel tavşan yemekleri yazmış ya. Ben böyle kendi zamanımın o kokusunu hatırladım. Hani vardır ya anaokullarının kendine özgü bir kokusu. Ya da böyle kullanılan malzemelerden olabilir. Kullanılan temizlik malzemelerinden olabilir. Onları hatırladım, onları anımsadım. Anaokul turum bitti. Hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş bulduk. Kolay gelsin. Birazdan ben de ütümü yapacağım. Şimdi bu haldeyim. Ama hazırlanacağım. Işıkları kontrol ediyoruz. Sizi şuraya bir koyayım. Niye karanlıkta kalıyor biliyor musun? Ya şunun fişini takacağım ama çalışmıyor. Diğer ışıkları kapatsam. Bence bak şunlar... Yine annemin gözlerini yaşartacak bir sahneyle karşınızdayım. Ütü yapmam lazım ama... Şu hale baksanıza. Kırış, pırış, tırış, şırış. Ben bunu nasıl açacağım? Açamayacağım. Ütü kadar saçma bir şey yok biliyor musunuz bence yani? Ne gerek var? O kırışık olsa ne, kırışık olmasa ne? Bunun kararını kim veriyor? Kırışık olmadığını daha güzel göründüğünün kararını kim veriyor? Yetkili mercek kim ya burada? Bu tabii ki bir tasarım videosu değil ama yine hoşuma giden bir şey göstereyim mi size? Bakın çocuklar ellerini sıkıştıramasınlar diye böyle şeffaf bir PVC koymuşlar buraya. Bu kapı kapandığı zaman bu afacanlar parmaklarını buradan içeriye sokamıyorlar. Şuna bakar mısınız şu size'lara? Minicik minicik hepsinin boyuna bakın. Ay çok tatlı bunlar ya. Kızgın kahve yaptım, biz de balon alıyoruz. Balon. Hüsran'ın tekniğine bak ya. Kaba kaba yedi. Oyunlar önce. Size ne oldu geliyor? Hoca diye de ikimiz de gazi. Bak size ne göstereceğim biliyor musunuz? Çocuklara sen yemek menüsünü gördün mü? Gel bak gel. Bebeklerin burada yemek menüsü var. Ben şunu çok sevdim. Ankara simidi. Çıtır simit. Kaşar peynir, zeytin, yeşillik, bitki çayı. Öğretmenim ben bundan istiyorum. Olur mu? Yavuz da mutfağı sevdi. Yemek yapmak istiyormuş burada. Ben zaten yemekle çok aram yoktur yemek yapmakla. Tava yemek. Şurada bir fayita, yanına bir kırmızı şarap diye. Endüstriyel yapmışlar, evet.
Yalnız şey, sayılar küçük değil mi? Hocam ne? Bir şey söyleyeceğim. Tam kon tarif olmadım. Allah'ın şükür. Kırılmadı inşallah. O kontrol edelim de. Ama bayağı sağlam biliyor musun? Etti yani işte. Bayağı sağlam. Ellerini nasıl yıkaman gerektiğini de anlatmışlar orada. Müthiş ya. Ellerini yıkasa da düşürdü. Tam şirinler gibi. O da gerçekten yıkayın. Havuz dedim ya. Elim zorsun işte. Ya olur mu? Çocuğum sınavını önce söyleyeceksen. Direkt ikinci aşamaya geçtim. Ben bu yaşta beceremiyorum. Ya bunu giderken götüremiyor muyum ben? Yemek hazır mı? Hazırla. Bak ocakta telefonumu pişiriyorum. Baksana şuradan buradan. Çok güzel. Size'ler falan bana ya. Bana bunu alabilir miyiz baba? Sen ona sığabilir misin acaba? Ben ama sığamam da. Ama mi içine? Bilmiyorum. Bir denes şey yapsan önce. Yusra kayar da ben biraz zor. Şey, okul bana dava açmasın. Bu amık deliler oyun oynayacaklar diye getirdik diyecek adam. Burada müzik atölyesinde makyaj var şu an. Biz biraz oyun oynadık içeride. Balon falan oynadık. Şu an bir öğretmenimizin bardağıyla çay içiyorum. Bitki çayı. Hakkınızı helal edin öğretmenim. Biz artık hazırız. Seyircilerimizi alacağız bir 10 dakika içerisinde. Heyecanlıyım. Burada da atamın sözü var. Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır. Sanat yapıyoruz. Ay. Tontili koşlar. Bugün biz birer minik yıldızız. Çünkü minik yıldızlar salonunda oynayacağız. Minik yıldızlar heyecan durumunuzu öğrenebilir miyim? Oh, şu anda bayağı heyecanlandım. Heyecan bayağı geliyor. Çıkın. Boğazı gıcıklanmasa inşallah oyunda o beni çok geriyor. Ama finger crossed. Evet. 7-7-7. Bugün minik yıldızız çünkü hiçbir şey olmaz. Sen ben koca dev adamsın. Çao. Bacak yağı da sürsek acaba? Hocam isterseniz bacak yağı. Nasıl koşarsın? Loş, bütün şey ruju herhalde bitmeli. Bu dağın ruja doydu. Boğazımı da açtı o hepsi. Olips! Ay Allah kahve. Yine öğretmenlerimizin bardaklarıyla birer tane çay içtik. Söyleme kızgın. Teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize. Bu hangi hocamınsa? Korona değiliz, gelmeden önce test yaptık. Evet bu, ben bunu da içtim. Şeffaf, ben de şeffaf ve transparan bir insan olduğum için özellikle bulmak istedim. Şu an kameranın üstünde duran o şanslı bardakla da evet. Çamaşır suyuyla yıkarız gitmeden, merak etme. Hiç kimse şüpheye düşmesin. Ben küçükken hep anaokulum olsun istiyordum biliyor musunuz? Böyle anaokul öğretmeni olmak değil, anaokulum olsun istiyordum. Oyunumuz bitti. Bugün minik yıldızlar sahnesindeydik. Evet, minik yeni ufuklar anaokulu. Minik Ankara. Yıldızlar sahnesi Ankara. Evet, oyunumuz bitti. Ben böyle küçük ufak ufak yorumlar alayım. Sonra konuşuruz zaten uzun uzun. Evet, şöyle büyük bir enerjiyle ve canhıraş bir şekilde sahnede resmen büyük mücadele vererek bu gece Tiyatro Babutsa'nın ilk turne oyununu Ankara'da gerçekleştirdik ve şeytanın bacağını kırdık. Alnımızın evet, akıyla. Evet. Harika. Ekibi çok şükür. O yüzden sonuna kadar tebrik ediyorum. Çok iyi bir çıkarmaydı. Teşekkür ediyoruz. Oyundan çıktık, otele geldik, üzerimizi falan değiştirdik. Şimdi Yavuz'un odasına gidiyoruz. Orada bir gün sonu kritiği yapacağız. Herkes orada buluşacak. Ay anahtarını unutuyordum, durun. Hi bitches. Bak ne yaptık. Saçmalama. Yeni gelinlerin tatlı telaşı. Yemekteyiz. Odamız da böyle bu şekilde. Bütün odalar aynı zaten.
Biz Yavuz'un odasına bayağı bir... Biz Yavuz'un odasına biraz böyle sandalyeler falan getirdik. Biraz dağınığız ama kusura bakmayın. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu adama alan yaşadı. Bakar mısınız bunu? Bekardır kendisi. Buradan kızlara duyurulur. Hani kısmetinizi açalım yani bence. Bu tabakta bence kızları kapar yani. Kapması lazım. Şahane olmuş. Hadi bakalım. Duymuyorum ya. Duymuyorum. Hayır diyorum ki Begüm kapıyı aç. Kapı açık. Kapı kapalıydı. Adam da diyor ki yok diyor o kapı kapanamaz zaten. O kapı açık. Begüm diyor kapı kapalı. Duymuyorum. E aç Begüm. Adam diyor zaten açık. Allah Allah dedim. Açık mıydı kapalı mıydı? Mesela şöyle bir ses geliyor lan. Bu kadar bak bu. Bak bu hep ne sesi biliyor musunuz? Korku filmlerinde zaten olan şey telefon aramalarda. Bir ses şeydi. Bak. Evet. Bak, projelerinde kime gidiyor? Söyleyecek onlar. Sonra da bana dönecek. Yavuz yaptı diyecek. Devamını getireceğim şimdi söylediğini. İyi oradan biri şey demedi. Biri gelseydi ben ona bugün oyun oynadığımız yerin tılsımlı olup olmadığını konuşuyoruz. Ayakta ben oyundan sonra hocaya dedim ki hocam biliyor musunuz burası tılsımlı bir yerdi. Ben bir şeyler hissettim dedim. Hoca bana ne yaptı biliyor musunuz? Öyle miydi? Hiç reddetme yok. Kızım sen ne diyorsun deme yok. O kadar o da hissetti ki. Yalan mı? Sonuna kadar. Daha neler neler, ne hikayeler vardı. Yusra'yı bir gördüm, bir kapıdan girdi, öbür kapıdan çıkacak, arada 50 metre var. Senin Yusra, şöyle kendi başına gülerek bir kapıdan öbür kapıya gidiyor. Bir anda geliyor, hocam yapılacak bir şey var mı? Yok Yusra'cığım, şimdi yok her şeyi yaptık birazdan. Tamam hocam, ben hocam burada bakın, hocam bu kapıdan. Sonra bana diyor ki, hocam şurayı okusanız, hocam arabaya bakın, hocam şuna bakın. Anne bu ne anne? Tam amut delisi o. Amut delisi bir tane anaokulu. Ya evet ya. Ben anaokulum olsun çok istiyorum, hala istiyorum. Çocukken inanılmaz istiyordum, bir yok mu bir müteahhit tasarlayalım. Allah rızası için. Hem de içsel anlamda enerjisi çok yüksek, tılsımlı şeylerle de uğraşıyor. Yüksek. Begüm diğer taraftan bulaşıkları yıkıyor, kaldırıyor raflara, bardaklar sonra bir gidiyor, bardaklar geri geliyor. Yusra kovayı alıyor, yerine bırakıyor, bir gidiyor, geri geliyor bir dakika, sonra kova ters dönmüş. Benim şarap kadehleri oyunun başında Yusra'ya notları aldırttım. Bak bu kadehleri unutmayalım diye. Oyun bitti. Ben gittim kadehleri aldım. Yusra'ya diyorum kadehler Yusra aldın mı? Yok almadım. E bu kadehler nasıl geldi? Hangi kadehler? E buradakiler nasıl yani? Yavuz bir bakıyorum Yavuz'un elinde 6 tane şarap kadehi. Giydi bir kravatı da koydu. Tek yapacağım şey yani gömleğin düğmelerini iliklemek. İrikledim aşağıdan şu kadar duruyor. Üstten böyle insanlar gülmeye başladı. Deli Ali gibi. Peri Drakola. Siz de Drakola gibi çıktı. Çünkü bu bir tanesi irikli diğeri değil. Böyle çözmeye çalışıyorum bunu çözerken. Bana da ilk şeyi seçmemizde biliyorsunuz değil mi ne yaptırdığınızı? Unutulmuyor. Hatırlat bakayım. Sevişirken şiir okuttu bana. Hayır, birine yaptırdı Kayan Yıldız. Ya. Bana yaptırdı ağıt yakan garı. Evet. Hocam dedi ben bunu mimarlık kantininde her gün yaparım. Harhar ettiler orada. Onun için yaptırmadım. Ya Yavuz bunu da yapamazsın. Bizim gıybetimiz budur. Biz sizin gibi öyle tehlikeli yapmıyoruz da ondan sonra arkadan 50 tane senaryo çeviresinize. İlke hoca candır gerisi canandır. Bu sırada ben neydim bilirsiniz? Şahmeran! Daha da beteri. Şahmeran. Tarsusluyum ha. Zaten ya. Tılsımlıdır. Saat oldu sana. 4:30. Hoca der ki bize Eskişehir'e gidelim. E gidelim hocam. Hadi gidelim. Biz hadi Eskişehir'e gidiyorum. Gideceksek abi gidelim lafınızı eğlenmeyin. Ben varım. Ben 2 dakika önce uyku saati şimdi. Ama şimdi bu laflar gelirse almayın. Aslan Burcu'da bir şey yapamazsın şimdi gerçek Allah aşkına. Çekin. Buraları koymayacağım tabii ki. Hep Begüm'ün yüzünden. Evet evet bu tetikledi. Hadi bunun dediğini geçtim. Begüm'ün arada söyledi hiçbir şey olmamış. Nerede var ya kız etten bahsediyor. Gerçekten ama bugün Yusra'nın çektikleri tam YouTube'lu. Aynen. Tam böyle yarayınla samar. Ama bunları kesmek zorundayım aşkolar kusura bakmayın. Bunları çektin mi? Sayıcım yani bu soruyu sormak için biraz geç kaldı. Bizim en yalanım. Ben artık kapatayım ya gerçekten ben YouTube kanalını kapatayım artık yani. Çünkü bir dakika sonra. Günümüz bitti artık.
Yemekteyiz programının sonuna geldik. Z raporu verelim. Saat 5.30. Evet, 5.30 saat ve artık biz Naşit Fikir'in daha duşu olacağız. Makyaj temizleyeceğim ben. Çok eğlenceli uyuyacağız. Çok eğlenceli. Sandalyemi de aldım. Şarjı için düşündüm. Alamıyorum. Ay cimbin olmasın, ben demin korktum diyorum ya tek başıma gelmeye. Bak biz ne kadar derli topluyoruz. Sizin odaya kim geldi siz? Belki cinler periler geldi. Ay ne gün bak. Ben yarın. Havalandırın. Havalandırırız. Tek yatacağım, korkarım. Hadi iyi geceler. Ben de artık size gün sonu veriyorum. Z raporu. İyi geceler. Biz duş alalım. Aklımızla uyuyalım. Günaydın. Bizi uyandırma servisi uyandırdı. Uyandırma servisi arkada. Aslında 12'de kalkacaktık. Ama hiçbirimizin kalkmaya hali yoktu. Ve saat şu an 1. Bıraksanız biraz daha uyuruz ama ben yine uyanıp gözlerime simler sürdüm. Kahve içip ayılmaya çalışıyorum. İşte bakın size odamızın manzarasını göstereyim. Begüm'le balayı odamızın. Sesim biraz nanemollu oldu ama hiç kusura bakma sevgili sesim ve sevgili bünyem. Asla kendini salamazsın. Hasta olmaman gereken konular var canım bünyem. Yemek yiyelim, kahvaltı yapmayalım saat ya. Saat 1 zaten. Görüşürüz birazdan yine. Ütüden nefret ederim. Panik yok, ben sakinim. Kamera açık ve ben sürtüs oldum. Keselim mi? Keselim. Montaj bende. Gerçekten nazarı vardı ama. Girmesin. Nişan alacağım. Yok, girmesin gerek yok. Eğlendim. Annem, bayağı eğlenmişsin belli. Burayı keserim. Bence bugün keseceğin çok mutlu var. Ben bunu yayınlayamayacağım gibi geliyor. Gelen bir hanımefendi vardı. Neyse, keselim orayı. Ben buraya koyamayacağım yani, tabii ki. Kansız. Ne mümkün? Sansür değil. Zürabi yayınlıyormuş bunu. Eli kaçıyormuş. Yanlışlıkla bir şeye basıyormuş. Hepsi birden. Literatürde böyle geçiyor. El eldir, baş baştır, göz gözdür. İpilen kuşak, zeytinlen. Biz seçenek olarak bunu yapabiliyorsak burayı keselim bu arada. Minik yıldızlar şimdilik bay bay diyor. Bay bay.